En sonunda beklediğim oyun çıktı. World War 3, Call of Duty ve Battlefield'i gömen oyun. Artık bu oyunların esamesi okunmayacak gibi bir giriş cümlesi bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü birçok kişiden böyle bir cümle duydum ben. Bu şekilde giriş cümlesi yapan ya da bu şekilde başlık atan insanlar gördüm. World War 3, Polonyalı video oyun stüdyosu The Farm 51 tarafından geliştirilmiş taktiksel first person shooter oyunu. 80 GB'lık bu oyunu Steam üzerinden kurabilir ve bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Sistem gereksinimlerine baktığımızda ise AMD Ryzen 5 1600X, 16 GB'lık RAM ve GTX 1060 ya da eşdeğeri olan AMD Radeon R9 ekran kartı istediğini görüyoruz. Oyunun Türkçe dil desteğiyle gelmesi seslendirme ve menü olarak muazzam bir şey. Bunun için artı verdim. İlk gördüğümüzde göze hoş gelen grafikler güzel de olsa aslı böyle değil. Oyunun içinde grafik animasyonların tutarsızlığını, dokuların kalitesizliğini, arada takılmaların ve donmaların yaşanması sizi oyundan soğutabilir. Beni soğuttu. Oyun beta sürümünde diyebilirsiniz. Fakat bu tarz bir oyunun uzun süredir Call of Duty ve Battlefield gibi oyunlarla yarışabilmesi imkansız, hatta çok komiktir. Oyunda vuruş hissiyatınız yok. Asker animasyonları kötü, doku kalitesi kötü, yakınlaşınca daha da kötü. Şu tekerleklere bakar mısın abi? Niye bu kadar anlamsız? Dönüyor mu, dönmüyor mu, sonradan mı dönüyor? Niye? Ya bu adamlar nasıl yürüyor? Ne oluyor? Asker hareketleri garip. Enteresan bir oyun. Araç sürüş hissi sıfır. Animasyonlar sıfır. Savaş sahasında savaş hissiyatını almıyorsunuz. Sanki Counter Strike'a araç getirmişler. O tarz bir şey. Oyunun ücretsiz olması Call of Duty ve Battlefield'e para vermek istemeyen insanlar için alternatif olabilir belki ama bu insanların tüm bunlara katlanıyor olması gerekir. Evet, buna rağmen oynayacak insanlar var mı? Var. Her girdiğimde oynayan insanlar gördüm ve kitlesi giderek de büyüyor gibi geliyor bana. Anlam veremiyorum. Belki fiyattan dolayı olabilir. Ben yine de size Call of Duty ve Battlefield'in eski versiyonlarını tavsiye ederim. Bu oyunların fiyatları çok yüksek değil ama hala serverları dolu ve oynanabilir seviyede. Evet, günümüzde her oyun ne kadar ucuz da desek aslında ciddi fiyatlar gördüğünüz gibi ama yine ben bunlara katlanabilecek durumda değilim. Evet, oyunu çok fazla gömdüm. Belki öyle diyorsunuz ama bence kesinlikle bunu hak eden bir oyun. Şimdi oyunun içine geçelim. Bakalım menüde neler var. Oyun içinde bize neler veriyor. Evet, oyuna ilk girdiğimizde böyle bir ekran karşılıyor bizi. Burada ilk dikkatimi çeken asker oldu. Bu nasıl bir oran abi? Bak üst gövdeye bak. Gördünüz. Alt gövde. Nasıl bir şey? Yani nasıl bir orantısızlık abi? Burada mı olur abi? Böyle bir oran mı olur? Yani ilginç. Yani ilk dikkatimi bu çekti. Söylemeden geçemedim. Evet, burada menüyü gördüğümüzde ise şöyle bir menü var karşımızda. Gördüğünüz gibi hızlı oyun, eğitim, kariyer, özelleştirme, savaş bitiri gibi bölümler var. Mağaza bölümü, çeşitli ürünleri satın alabildiğiniz bir bölüm. Buradaki herhangi bir ürünü, kamuflajı, çeşitli skinleri, çeşitli makyaj malzemelerini parayla satın alabiliyorsunuz. Savaş biletleri ise Battle Pass tarzı, işte belirli dönemlerde gelen savaş biletleri bulunan bir bölüm sanırım. Hiç bakmadım, incelemedim. İncelemek de istemiyorum zaten. Çünkü oyuna aslında bu kadar bile fazla zaman ayırmak fazla. Kariyer bölümünde ise sizin şu ana kadar yaptığınız savaşların bir datasını tutan istatistik bölümü. Yani şu ana kadar hangi silahı kullandığınız, o silahı ne kadar hakimsiniz, kaç kişi öldürdünüz, leveliniz kaç gibi bölümler var. Zaten burada görüyorsunuz işte silah ustalığı, başarılar, mücadeleler gibi bölümler var. Özelleştirme bölümünde ise ekipmanları ve savaş aletleri de özelleştirebileceğiniz bir bölüm bizi karşılıyor. Silahlara da dürbün takabilirsiniz. İşte buradaki görselleri değiştirebilirsiniz. Savaş araçlarını, zırhlarını özelleştirebilirsiniz. Hızlı oyun oyuna bastığınızda direkt sizi oyuna atar. Ekstra bir ayar yapmadan hızlı oyunu tıklayarak çabuk bir şekilde oyuna bağlanırsınız. Özel oyun ise burada gördüğünüz gibi belli bölümler var. Bunlar hem harita hem de oyun modları seçebileceğimiz bir bölüm. Oyun modları kendi arasında farklı bölümlere ayrılıyor. İlk mod taktik harekat modu. Araçlar ve savaş destek birimleri de savaştığınız bir mod. İkincisi ise FUBAR dediğimiz daha çok araç kullanılmadan bir piyade çatışması yaptığınız bir bölüm FUBAR modu da. Takımlı ölüm maçı ise iki takımın 3 round'dan birbirlerini sadece öldürme üzerine kurulu olduğu bir oyun. Hakimiyet modu ise hakimiyet modunda da savaş araçlarını, savaş destek birimleri kullanıyorsunuz. Fakat burada sadece adam öldürmek işe yaramıyor. Burada aynı zamanda bölüm ele geçirmeniz gerekiyor. Aynı bir capture ya da headquarter
tarzı diyebiliriz. İşte A çıktı A'yı ele geçir, B çıktı B'yi ele geçir tarzı bir mod. Peki bütün bunların sonunda kararın nedir? Kaç puan veriyorsun diyeceksiniz ama ben hiç bu polemiklere girmeden direkt Steam'e giriyorum. Oradan kütüphane bölümünden World War 3'ü bulup sağ tuşu tıklayıp kaldır seçeneğine tıklıyorum ve oyunu kaldırmak istediğinizden emin misiniz dediğinde ise hiç tereddüt etmeden evet kaldır diyorum. Evet, bu tarz incelemeler daha fazla gelecek. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız sadece bir beğeni, sadece bir tık benim için yeterli olacak. İzlediğiniz ve yorum yapıp beğeni yaptığınız için de çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.